değerli sektörler arası turumuz tüm Türkiye'de devam ediyor. Bugünkü durağımız Europlast TÜYAP'tayız. Sektörün önce firması Plast'a konuk olduk. Yanımızda firma kurucusu Emre Bey bulunmakta. Bakalım bize hem fuar hem firma ile ilgili neler aktaracak. Merhaba Emre Bey. Merhaba Nurgül Hanım. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Fuar oldukça yoğun. Kesinlikle. Standınız da oldukça yoğun. Teşekkür ediyoruz. Biraz sonra firmanızla ilgili bir sohbet edeceğiz sizlerle. Elbette, ama memnuniyetle. Önce fuarla ilgili görüşlerinizi alabilir miyim? Nasıl geçiyor? İlk günlük dakikalar. Bu bizim kendi katıldığımız 4. fuarımız. Bizim sektördeki de 14. fuarımız. 14 yıldır bu sektördeki bu fuara katılıyoruz. Geçen yıl pandeminin eksikliğinden, pandemiden dolayı yapılmamıştı bu fuar. Bu sene ilk günümüz, ilk güne nazaran çok yoğun geçiyor. 2 yıl sonrasında insanlar buluşmaya hasret kalmışlar. Kesinlikle öyle. Biz geçen 3 ay önce kadar yine Almanya'da fuardaydık. Şimdi buradaki kendi ülkemizdeki bu fuar bizim sektörümüz açısından da bizi çok memnun edici bir fuar oldu. Umarım sonuna kadar bol verim alarak ayrılırsınız. Her firmanın bir öyküsü var elbette. Ben sizinkini dinletmek istiyorum izleyicilerimize ama sizin ağzınızdan. Önceki kendinizi tanıtarak başlayalım elbette. Mı? İsmim Emre Karabulut, 1977 İstanbul doğumluyum. Yaklaşık 14 yıldır bu sektördeyim. Plastik enjeksiyon makinesinin satışını gerçekleştiriyoruz. Dünyanın en büyük grubu LK makinenin Türkiye, Orta Doğu ve Avrupa distribütörlüğünü yapıyoruz. 4 yılda sektörün ikinci firması konumuna yerleştik. Bu bizim için çok genç bir firma ama bu elde etmiş olduğumuz bu başarı bizim ve sektörün bize olan güvenini göstermekte. Plastik sektörünün çok fazla geniş olduğunu göz önünde bulundurursak başka alanları da var makineyle alakalı. Kesinlikle. Alanlarınıza girelim mi? Neler var ürettiğiniz ürünler ve firmanızın adı geçtiğinde bizim aklımıza neler gelmeli? Hangi hizmetler, hangi ürünler? Açıkçası plastik dünyadaki en büyük sektör olarak geçiyor. Türkiye Avrupa'da ikinci büyüklükte, dünyada da beşinci büyük pazar olarak gözüküyor. Biz dünyanın en büyük grubu LK'nın dediğim gibi Türkiye ve Orta Doğu bayisiz. LK dünyadaki en büyük otomotiv devlerinde aynı zamanda ana tedarikçisi durumunda. Tesla'dan tutun Renault'a, Volkswagen gruptan tutun Volvo'ya kadar bunların tedariğini sağlıyor. Plastik hayatımızda elimizin değdiği her şey aslında bir plastik. Bir otomotivde bile 4000'e yakın plastik parça var. Evimizde kullandığımız makyaj malzemelerinden medikale kadar aslında her şey plastik endüstrisinin üretimi dahilinde. Biz de bu sektörlerdeki müşterilerimize yurt dışından getirdiğiniz makinelerin tedariğini sağlıyoruz. Peki. İnşallah da iyi bir fuar olacak. Özelliği nedir? Çünkü o kadar çok makine var ki sektörümüzde rekabete çok açık olduğunu düşünürsek eğer sizin makinelerinizin özelliği nedir efendim? Bizim makinelerimiz diğer rakiplerden daha farklı olarak enerji verimliliği sağlıyoruz. Bu bizim en büyük farkımız diğer rakiplerimizden bizi ayıran. İki, makinelerimizi biz stokta, Türkiye'de stokta bulunduruyoruz ki bu ciddi bir stok yapısı demek. Termin süresi yok, tamamen İstanbul'dan teslim. Üçüncü olarak da LK gibi dünyanın en büyük firmasıyla çalışınca onun diğer rakiplerinden daha fazla vermiş olduğu garantiler var makinenin üzerinde. Bunlar da bizi rakiplerimizden ayıran en önemli 3 tane özellik. Tek makine görmüyoruz standınızda. Birkaç makine var. Elbet. Kaç kalem makineniz var? Kaç ürün var? Açıkçası biz her bir yapıya uygun bölüm bölüm makineler var. Bu makinelerde kendi içerisinde 25'e yakın. Yaklaşık 80'in üzerinde farklı makine çeşidi var kendi stoklarımızda da. Peki ürünlerin kalitesi kadar, yapılan makinelerin kalitesi ve firmanızın büyüklüğü kadar da sonrasında hizmetler çok önemli. Evet. Bunu biliyoruz. Çünkü teknik servis gerektiren de ürünleriniz, makineleriniz var. Bu anlamda peki yardımcı olduğunuz çözüm önerileri nelerdir müşterilerinize? Yaklaşık 11 kişilik teknik servis ekibi hem Türkiye'ye, hem Avrupa'ya, hem de Rusya pazarına teknik servis hizmeti veriyor. Makine sektöründeki müşterinin en önemli baktığı husus ne kadar hızlı teknik servis alabildi ve teknik servis yetkinliği. Evet. Biz de bunu 11 kişilik teknik servis ekibimizle en hızlı şekilde vermeye çalışıyoruz. 24 saatte 24 saat içerisinde veriyoruz. Kesinlikle. Çünkü müşterilerimiz işte Türkiye'deki Vestel'dir, Arçelik'tir, Tofaş'tır, bunun gibi global çaptaki firmalara hizmet veriyorlar. Onların da üretim süreçlerinin durmaması anlamında teknik servis hızının 24 saatten daha az sürede veriliyor olmasının garanti edilmesi lazım. Biz bunu müşterilerimize 7/24 olarak teknik servis hizmeti olarak veriyoruz. Stoklu çalışmanızdan bahsetmiştiniz. Evet. Tabii ki her firma çok da kısa süre teslim edilmek ister ama her bölge için mi geçerli bu teslim süreleri, yoksa eğer istediğiniz de farklı projelerde yapabiliyor musunuz? Şu an mevcut stoktaki makineler müşterilerin anlık hızlı çözüm ihtiyaçlarına yönelik. Eğer ki müşterinin çok farklı makine çözümleri de olursa onlar tabii üretim aşamalarına tabi oluyor. Onları da işte gelen siparişe istinaden ürettirip
tekrar müşteriye terminini sağlıyoruz. Yani değişiklik gösterebilen makineler mi? Otomasyona uygun olan makineler? Tamamen otomasyona ve Endüstri 4.0'a uygun makineler. Çünkü biz dediğim gibi Avrupa'ya da bu makineleri satıyoruz. Avrupa'ya bir makineyi satıyor olmanız için hem CE yeterlilik belgesine sahip olmanız lazım. Hem de Endüstri 4.0'a uygun olması lazım bu makineler. Endüstri 4.0'a uygun olmayan hiçbir makine aslında artık Avrupa'ya giriş yapamıyor. Bunun neticesinde de bizim kendi getirmiş olduğumuz makineler hem CE standartlarında hem de Endüstri 4.0'a uygun formatta. O yüzden biz bu anlamda dediğim gibi hem Orta Doğu pazarı hem Avrupa pazarına rahat bir şekilde makine satıyoruz. Başarı tesadüf değil yani. Siz konuşurken çok teşekkür ederiz. Anlayabiliyoruz ama başarının yalnız olmadığını da biliyoruz. Evet. Ekip var arkada. Kesinlikle öyle. Kaç kişisiniz toplamda? Toplamda 16 kişilik bir ekibiz. Dediğim gibi bunun en büyük gücü teknik servisteki 11 kişiden kaynaklanıyor. Yeriniz nerede? Yerimiz İstanbul'da İmes Sanayi Sitesi'nde. Peki. Alırken kolaylıklarınız var mı müşterilerinize? Deneme gibi? Ne gibi kolaylıklar? Maalesef bunlar yatırım malı. Deneme yapılması neticesinde makine sanki arabadaki gibi ikinci el pozisyona düşüyor. Böyle bir imkan sağlamıyoruz ama bizim en büyük zaten deneme olarak müşterimize verdiğimiz şey kullanıcı müşterimizin referansları. Her müşteri onları arayabilir. Onlarda da makinenin yetkinliğini sorabilir. Bu yetkinlikten de zaten o denemeye de gerek kalmadan iyi bir referans makinenin kendisini satmasına sebebiyet veriyor. Peki bundan birkaç yıl öncesine geri dönecek olursak eğer güzel bir başarı örneğisiniz elbette. Sağ olun. O günlere geri dönsek çünkü bir firma kurmak kolay değil. Yepyeni bir firma. Evet. O günlerden bugüne getirmek yere hiç kolay olmasa evet. Gerek. Aradaki zorluğu siz yaşadınız. Kesinlikle. Şu anda. Kurul güzel. Güzel projeler dinliyoruz. Kolay sağ bize. Olun. Neler yaşandı o günden bugüne ve şu anki noktaya gelmeyi hayal eder miydiniz? Açıkçası biz daha ileriye taşımayı planlıyoruz markamızı. Çünkü LK dediğim gibi dünyadaki en büyük marka ama Türkiye'de bilinirliği az. Bizim yaklaşık ilk 3 senemiz markanın Türkiye'deki bilinirliğini arttırmakla geçti. Bundan sonraki süreçte ise o bilinirliğin sayesinde satışları daha da artırıp pazardaki ikinciliğimizi koruyarak belki de önümüzdeki 5 yıl perspektifinde de markayı Türkiye'de birinci hale getirmenin planları içerisindeyiz. Bu kadar araştıran, gözlemleyen, teknolojiyi bir arada kullanan hem birey hem firma olarak bundan sonraki etapta farklı alanlarda da yer almayı düşünüyor mu firma? Açıkçası insanın en iyi yaptığı iş, bildiği iş. Biz hala makine satmaya devam edeceğiz diye görüyoruz. Farklı alanlarda yatırım düşünmüyoruz şimdilik. Hayaller, hedefler bitmiyor ama değil mi? Kaliteyi kesinlikle bitmeyecek. Var. Kesinlikle. Sizler de o düsturla para kaygısı olmadan müşteri memnun tutmakla çalıştığınızı görebiliyoruz. Sizler gibi firmalara ihtiyacımız var. Sağ olun. Ben son sözlerinizi almak istiyorum sizleri izleyenlere. Sizi şu anda izleyip hizmet almak isteyenlere ve müşterilerinize neler söylemek istersiniz? Plastik sektörü gelişen bir sektör. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik zorluklar bir yana şu anki yapıyla beraber Avrupa'da ikinciliği hala sürdüren bir ülkeyiz. Umarım bu fuarla birlikte bu yapı hem korunur hem de ülkemizdeki plastik endüstrisi gelişerek büyür. Harika. Herkese iyi fuarlar diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Sağ olun. Değerli bilgilere, keyifli sağ olun. Sohbetinize, çok teşekkür ediyorum. Ve Türkiye'ye kazandırmış olduğunuz bu kaliteli, farkına güvenilir hizmet aldığı için. Sağ olun, çok teşekkür ediyoruz. Umarım uzun yıllar boyunca İnşallah. İnşallah. Sağ olun, kolay gelsin. Sağ olun. Evet değerli izleyenlerimiz, Europlast'tan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Biz izlemeye devam edelim.